Vanilla oynamadığım için çoğu zaman pek de bakmadım. Uçakları şimdi buraya taşıyalım. Size Etiyopya'dan biraz bahsedeceğim. Etiyopya'nın kendisinden değil ama ne yapmamız gerektiğine dair bir yol planı size anlatmaya çalışacağım. Önceliğinde biraz şeylerden bahsedelim. Mussolini'nin şu anki halinde political power gain'imiz var. Sahip olduğu şeyler bunlar, özellikler. Bunun dışında İtalya'ya şöyle bir ricostruzione industriale, herhalde öyledir. Bir bonusunuz var. Sivil fabrikaları %5 hızla yapıyorsunuz. Designer costlarınız %15. Endüstride ise %35 daha ucuz. Bunun dışında askeri endüstri penaltınız var. Tank, silah, topçu, hava ve deniz araştırmalarınız %15 penaltılı. Production efficiency'niz %10 düşük. Growth'unuz %5 düşük. Efficiency base'iniz %5 düşük. Ve üretiminiz, yani output'unuz %10 düşük. Bunun dışında Regio Esercito var. Bu da askeri birliklerinizi etkiliyor. Hızınız %10 düşük. Organizasyonunuz %10 düşük. Hareket ederken %15 organizasyon kaybınız var. %10 entrenchment'ınız var. Savunma açısından fena değil. Land doktriniz %10 daha pahalı. Regia Aeronautica var. Bu da havanızı etkiliyor. Ace Generation chance'iniz %10 daha fazla. Naval Mission efficiency'niz düşük %10. Air Accident chance %5 daha fazla. Night Operation penalty %15 daha fazla. Bad Weather penalty %15 daha fazla. %5 Air Superiority bonusunuz var. Air Doctrine cost'unuz %10 daha fazla. Regia Marina var. Bu da denizdeki birimlerinizi etkiliyor. Fleet coordination'ınız %5 daha az. Naval detection %10 daha az. Spotting %10 daha az. Bu sırada onların detayına da biraz girelim. Spotting değişti. İsabet değişti. Gemilerle ilgili çok büyük değişiklikler var. Evet, YouTube'a gelecek yayın. İsviçre ile ne yapabiliyoruz? Onu İsviçre'de bakarız. Biz şimdi Etiyopya ile başlayacağız duruma gencolar. Öncelikle bir fabrika verelim. Bu %10, %5'ler, bunların hepsi mod bu sırada. Oyunun kendisi değil, onu belirtmiş olayım. Öncelikle sivil basarak başlayacağız. Çünkü ülkenin endüstrisi bir canavar. Italian Highways aldığımızda her yere birer tane infrastructure veriyor. 4 tane inşaat bölgesine birer tane veriyor. Ve bunun dışında %25 infra yapma hızı kazanıyoruz. 8. ayın kutlu olsun Skardı Mardır. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Bunun dışında biraz daha detaylı bakalım. Burada Afrika'yı geliştirme, develop kısımlarınız var. İnfralar falan ekliyor o taraflara. Daha sonra regional development alıyorsunuz. Prospect for oil. Bu kısımlar zaten büyük oranda aynı. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Libyan Railway verdiğinizde de işte bir tane tren yolu çekmiş oluyor Libya tarafına. Onun dışında buradaki asker mevzularına birazdan aşağıdaki cephede değineceğim. Burada %5 sivil fabrika hızınız var. İnşaat hızı. Burada da 8 demir vermesinin yanı sıra 2.5 military factory'ye hız veriyor. Bunları büyütebiliyorsunuz. Buradan çok güzel fazlasıyla fabrika alabiliyorsunuz. Daha sonrasında ise endüstri şeylerinizi güçlendirmeye yönelik bir araştırma kısmı var. Ya bu tarafı belki çok tercih etmezseniz bile şurada bir %5 consumer good azaltıyorsunuz. Burada bir %5 consumer good azaltıyorsunuz. Haydi birkaç tane daha göstereyim, kendinize gelin. Şurada bir %2 veya buradan giderseniz bir %5 daha kısıyorsunuz. Ve buradan giderseniz bir %3 daha kısıyorsunuz. Hatta isterseniz advisor'a geliyorsunuz. Burada da financial expert'ten bir %5 daha kısabiliyorsunuz. Bunların hepsini topladığınızda doğal olarak war ekonominin verdiği %20 consumer good'u çok çok aşıyor. Biz yine endüstri kısmına geri dönmüş olalım. Şimdi burada da %5 var. Bunu saymış mıydım hatırlamıyorum ama kalsın orada. Burada endüstrinizi güçlendirebiliyorsunuz. Sahip olduğunuz penaltıları biraz daha artı duruma çevirebiliyorsunuz. Kah retention olarak, kah growth olarak hangisini tercih ederseniz. Tabii ki yani günlere baktığınızda 35'ler 70'ler havalarda uçuşuyor. Ona bir şey diyemiyorum. Askeri kısmı geliştirmek isterseniz buradan gitmeniz gerekiyor. Hava kısmında ilk şeyiniz size %75 uçak araştırma bonusu veriyor. Aynısını Navy'de göremedim maalesef. Navy'de 1-2 noktada güzel bufflar var sizin için tabii ki ama burada şeyiniz yok hali hazırda. Şimdi burada politik ağaç çok fazla ayrılıyor. Hangi birine şey yapacağım bilmiyorum.
Bu taraftan gittiğinizde Italian Republic, buradan komünizm falan yollarınız var. Basıp gidiyorsunuz bayağı. Burada gittiğinizde sosyalizm diye bir yol var. Biraz daha nötr bir yapıda ilerliyorsunuz. Burada Etiyopya ile ilgili şeyler var. Afrika'yı işte özgürleştirmeye yönelik hareketler yapabiliyorsunuz. Burada tabii ki Culto del Duce var. Mussolini'nin kendi gidiş rotası diyelim buna. Kendi gidiş rotası var ve bağları da devam ediyor bu sırada sağla solla. O biraz daha farklı. Grand Council var burada. Başka insanlar, Italo Balbo gibi, Dino Grandi gibi ya da monarşi yolu gibi farklı yollara ilerleyebiliyorsunuz buradan da. Burada krala şey veriyorsunuz monarşiden gittiğinizde, veyahut işte Hristiyan demokrasi diye bir yolunuz var. Bunları daha denemedim. Belki deneriz. Papalığı güçlendirebiliyorsunuz. Hemen ondan da bir bahsedeyim. Roma'da papalık var arkadaşlar. Papal States, gördüğünüz gibi. Burada ülke, yani salınabilir ülke kıvamında. Belki bir gün Papal States'i salıp İtalya'yı alıp bir şeyler gösterebiliriz. Şimdilik tabii ki başlangıç hamlemiz burada Italian Highways olacak. Bunu alarak infralarımızı alalım. Kuzey Afrika'daki birliklere, bu birliklerden biraz bahsedeceğiz şimdi. Bunlar yeni geldi çünkü. Etiyopya ve şeye özel olarak Asao da buna dahil gerçi. Sanırım İsviçre'de de var ama farklı farklı birlikleriniz var arkadaşlar. Bunlardan birazcık bahsedelim. Irregular'lar ve şeyler var. Pardon, bu değil. Şuradan gösterelim. Şimdi milis birlikler geldi. Milis birliklerin defansı fazla ama atak statları falan pek iyi değil. Normal askerden daha az malzeme yiyorlar bunlar. Normal piyade birliğinden yani. Değiştirilebilir bir birlik değil. Dolayısıyla böyle duruyor. Irregulare'ler var. Bunlar da irregular piyadeler. Bunların savunması biraz daha az ama vururları biraz daha fazla. Şimdi burada diyeceksiniz ki deminkine göre soft attack daha düşük. Doğrudur. Çölde %25, işte dağda %15 gibi bonusları var. Bunlar hani ön plana biraz daha çıkıyor. Bunlar da kolonyal birlikler. Bunlarda çok büyük bir şeyimiz yok zaten. Hani önemli olan bu iki birlik. Bir de bunların içine koyulabilir bir support eklediler. Onunla beraber 3 mü diyelim bilmiyorum. 3 biraz saçma olur ama. İki birlik bir de support geldi. O support'u da buradan size gösterebilirim. Neredeydi yeri pek hatırlamıyorum ama. Bilmem ne support diye bir şey geldi. Assault Battalion. Assault Battalion diye bir şey geldi. Yalnız yeri neredeydi hiç hatırlamıyorum gencolar. Burada bir yerde Assault Battalion diye yeni bir support birimi var. O da bayağı destek veriyor. Şimdi daha da karışık olmuş demiş. İlk hamlemiz Etiyopya'ya girmek olacak. Uçakları buraya toplayacağız. Hemen şuradan hatta uçakları yollamışım bile. Tamam, gemileri de bir toplayalım hemen şuralarda. Gemileri bir eğitime çıkartırız falan filan. Hiç zaman kaybetmeden saldırmamız gerekiyor. Onun da sebebini hemen bir anlatayım size. Italo-Ethiopian War diye bir yeni mekanik var. Bu mekaniğe göre her belirli günler içerisinde, 122 gün diyor şimdi. Sanırım biraz daha uzundu şeyde Etiyopya'da. Level'ları var. İlk 2 level'da herhangi bir efekt yokken level 3'ten itibaren Etiyopya ambargo isteyebiliyor. Milletler Cemiyeti'nden İtalya'ya karşı. Daha da ilerleyince İtalyan halkı endişeleniyor. Bu da faşizm kaybı ve stability kaybı gibi bir şey yaratıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Böyle gidiyor. Bazı askerler işte terk ediyor İtalyan ordusunu. Etiyopya'ya katılıyor falan. Bunları Etiyopya'da zaten size göstermiş olacağız. Hani savaşı Etiyopya ile oynadığınız zaman savaşı mümkün olduğunca tutmanız gerekiyor. Belli bir oranda savunma yapıp sonradan işi bitirmeye gitmeniz gerekiyor. Biz burada şeylerimizi çektik. Yavaştan başlayalım. Buradaki birlikleri gönderdim miydi ben? Göndermişiz. Tamam, onlar da gitsin. Uçaklar da bir gitsin. Etiyopya Savaşı ile başlayacağız mevzuya. Dediğim gibi çok hızlı bitirmemiz gerekiyor. Nedenine de yine şöyle bir değinme yapayım. Sırf burası değil problemimiz. Eğer ki Etiyopya'yı Mayıs'tan önce yenersek Etiyopya problemi diye bir şey kalmıyor. Eğer ki Mayıs'a kalırsanız çok ciddi oranda dert çekeceğiz. Yani nedir bu? Devamlı isyan çıkacak ve körüklenmiş bir biçimde çıkacak. Ve Etiyopya, yani
İkinci Dünya Savaşı çıktığında gerçekten Etiyopya'yı korumayı düşüneniniz varsa aranızda, tabii ki burayla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Ama korumayı düşünmüyorsanız pek de anlamlı olmayacak buraya harcadığınız çaba. Dolayısıyla biz burayı çok hızlı girip bitireceğiz. Dağ, taş, bayır, çayır, çimen, nehir, ova, kar, kış dinlemeden buraya girmemiz lazım. Zaten çok büyük problem olmayacak bu sırada. Çünkü ne hava kuvvetleri var ne bir şeyler var. Hava kuvvetlerinden aldığımız destekle buraya rahatça gireriz. İtalyan çok az der. Öyle deme, bayağı bir fabrika kazanabiliyor sonuçta. Fabrikasını güçlendirebiliyor. Şu su var, bu su var falan. Bu DLC'de hangi ülkelere fokus geldi? Ünlem yenilikler yaparsanız hepsi gelecek gençler bu sırada. Etiyopya'ya bir %15 saldırı bonusu aldık. 180 gün boyunca. Bunu alalım. Etiyopya'ya, Asao'ya, İtalya'ya ve İsviçre'ye geldi yeni odak ağaçları bu sırada, haberin olsun. Güzel, devam. 70 günden önce bitiremezseniz eğer savaş bitmiyor, kral kaçıyor. Evet. Ama 70 günden önce bitirseniz direkt bitiyor mevzu ve hiç uğraşmıyorsunuz. Ki bence 70 günü aşarsa zaten uğraşmanıza gerek yok. Niye uğraşasınız? Etiyopya'yı alın, yiyin, sonra şey yapın. Uğraşmayın. Çünkü neden? Onu da biraz bahsedeyim. Çünkü muhtemelen bitiririz şeyden önce. Eğer ki bu savaş uzarsa ve siz burada yenilenmeye gitmeye çalışırsanız 25 political power vererek her state'de arkadaşlar %5 compliance kasıyorsunuz. Yani consumer good vermek zaten mantıklı bir hareket değil. Bir de üstüne bununla uğraşmak bayağı saçma olur. O kırmızı devlet de yeni geldi. Asao bir eventle beraber burayı yiyeceğiz. O event ona direkt mi gidiyor? Hani nedir bilmiyorum. Trigger'ı nedir bilmiyorum. Çünkü siz buradan bir şey almasanız da o diyor ki baba ben savaşmam diyor. Hah, şundan da bahsedelim. Hızlı ilerleme, takılıp kalma veya işte fiyasko tarzında 3 tane şeyiniz var. Bu savaşın gidişatına göre açılıyor bunlar bu sırada. Hani oradan da şey yapabilirsiniz. Ne oluyor lan burada, bunlar nasıl açılacak diye merak ederseniz. Yeni müzik. Yeni müzik ben burada şu an görmüyorum. Varsa bile bir sırası bir şey vardır herhalde. Teknolojiyi bilerek aha güzel hatırlattın. 30 günü geçmiş. Al bak birinci fiyaskomuz. Ne olur ne olmaz military police ver bana. Construction'da yolla buraya. Juggle'ladık. Gel bakalım. Devam. Hah. Böyle bir eventle beraber burayı almış olacağız şimdi. Yok Focus'la alakası yok. Bak. Tak. Belki onun kendi Focus'u vardır bilmiyorum. Ama benim yaptığım ekstra bir şey yok. Oğlum biz komutan falan vermemişiz ki anlatırken. Komutansız, momutansız, cartsız, cürtsız biz takılıyoruz. Ne yapıyoruz? Ver Graziani ver. Graziani, Graziani. Bilmiyorum. Gelsin. Paldır küldür gidiyoruz. Gel şöyle. Oyuna ölmek için gelmiş. Şey gibi 5 dakikalık gözükecek figüran gibi adam. Last stand falan basıyor bir de utanmadan. Peynir fabrikası mı? Addis Ababa'ya doğru gidelim. Hayır deyip direnebilirler bence demiş. Bundan şeyin peki onların haberi var mı? Buraya desteğe gel. Dediğim gibi dağ, taş, bayır hiç fark etmez, vurmaya devam. Çöl birliği zaten bizimle şeyi yok. Alakası yok. Komutansız savaşabiliyorlar. Bu bilgiyi bildiğim güzel oldu. Derin bir bilgi bu. Burada da şöyle bir problem var. Supply yiyoruz evet ama bunun nihai problemi şurada başlıyor. Supply hub burada. Bir sonraki supply hubsa burada. Ve tren yolu bağı bile yok bu sırada. Burayı alırsanız tren yolu şeyi bağlamanız gerekiyor. Üstüne. İtalya'daki orduyu getirmem yok.
Gerek yok. Burası yeter. Sen aşağıya kayma yalnız. Yo, oynayıp hani şey yapabilirsin. Belki şeyi kapatırsan, tarihi kapatırsan şey yapmıyordur. Pes etmiyordur, bilmiyorum. Hadise girmemiz lazım ama. Kökle. Hmm. 5x mi? Seni mi kıracağım Taha? Seni kıracağıma kafamı kırarım. Merhabalar Necati, hoş geldin. Aşağıdan pocket yemeyelim de. Ah, Adis düştü. Arkasına saldırın şimdi. Sessizce direkt ekranı büyütüp sessizce arkada cipsini alıp bakayım Etiyopya nasıl düşüyormuş diye. Vurun yiğitlerim, vurun aslanlarım, vurun ne olduğu belirsiz askerlerim. Statlara baksana, müthiş ya. 18'de falan vuruyoruz. Selamlar Leo, hoş geldin. DLC'si gelen oyunları seviyoruz da. Bu EU için bir tuzak soru diye tahmin ediyorum. O yüzden hayır diyeceğim. Bu tarafta şu an April'dayız bu sırada. Muhtemelen sıçabiliriz. Muhtemel gidiyor şu an sıçma durumumuz. Buradan gitsek fena olmaz. 35 gün buradan da çekebilirim. Birazcık beklersem belki diğer tarafa da atlayabilirim ama 70 gün. Sen bize 2 fabrika ver. 35 gün biz bekleriz. Biz de kökleyin burayı. Bitmeli bu. Savaş bitmezse canımız yanar. Güneyden hiç ilerleyemememiz çok kötü oldu. En azından birazcık bile ilerleyebilsek daha hızlı bitirebilirdik. Değişti. Şeylere, asker tiplerine göre de değişti bu sırada. Milis ve irregularların tipleri değişti komple. Allah, Harar'ı deli gibi savunuyor adam. Harar'ı düşürebilsek fena olmazdı. Hah. Evet, savaşı erken bitirebildik. Savaşı erken bitiremeseydik bu ekrana geçmeyecektik. Şimdi yeni barış konferansı. Aklınız karışmış olabilir yeni barış konferansında ama durum şu. Artık demandleriniz var. Yani istekleriniz var, tamam mı? Bir de ek istekleriniz var. Neler bunlar istekler olarak? Take state. Bu bildiğiniz toprağa tıklayıp orayı almaktan ibaret. Liberate, orayı özgürleştirmek. Puppet, puppetlamak zaten adı üzerinde. Change government dediğinizde hükümeti değiştiriyorsunuz. Ve take navy dediğinizde büyük gemi alıyor. Ona bağlı olarak da screen gemilerini bölüşüyorsunuz. Tamam mı? Etiyopya'da tabii ki take navy yapacağız. Misal change government dedim. Buna ek başka isteklerde bulunabiliyorum. Bir bölgeyi 1825 gün boyunca demilitarize edebiliyorum. Yani buraya asker sokamıyor seçtiğim yere. Bunun dışında add resource rights dediğimde 1825 gün boyunca o topraktaki kaynak hakkı bende oluyor. Add war rep dediğinizde ise o topraktaki sivil fabrikaları kullanabiliyorsunuz. Veyahut add dismantle military industry dediğinizde askeri fabrikalarını kullanmasını kaldırabiliyorsunuz. O fabrikaları yıkıyor. Bu yeni gelen bir özellik. Peki savaşta bunun değişimi nasıl olacak? Hemen ondan da bir bahsedelim. Savaşta şimdi puanlarınız var gencolar. O puanın tam açılımı bir yerde var mıydı? Ha, şurada. Şimdi war effort diye bir mantık var, tamam mı? Eskiden de vardı war contribution ama war contribution'a göre barış anlaşmasını yapmıyordunuz. Şimdi burada barış anlaşmasındaki war contribution'ınızı etkileyen şeylerden birkaçını sayalım. Biri işgal puanınız var. Diğeri kara hasarı var. Karada savaştığınız ve verdiğiniz hasar var.
Düşman uçağını patlatma var. Stratejik bombalama, konvoy yağmalama, gemi batırma. Verilen şeyler, hasar değil de ölen askerleriniz, casualties, tam Türkçe şeyi gelmedi karşılığı. Yollanılan şeyler, land lease'ler gibi veya alınan land lease'ler gibi puanı etkileyen zayiat, canını yerim senin. Unsurlar var. Bunlara göre burada eğer birden fazla kişi varsa aynı anda birden fazla bölgeye istekte bulunabiliyor. Mesela ben buradan Addis'e tıkladım, tamam mı? Unsubmitted demands diyor. Zaten burada gözüküyor. Atıyorum multi atıyorsunuz birden fazla oyuncuyla, diğerlerinin de tıkladıkları gözüküyor. Daha sonrasında submit demands dediğinizde, ki onu şöyle yapalım, resetle. Mesela puppet diyeceğim, tamam mı? Bütün Etiyopya'yı puppetla. Kaynağı var mı bu adamın? Tekerlekleri ver, kauçukları. Sivil fabrikalarını da istiyorum. Tamam mı? Bu. İsteklerim bu. Bunları ekle dedim. Bak şimdi bunları ekledik ya. Karşı taraf da bunu ekliyor. Eğer ki sizinle aynı şeyleri ekliyorsa karşılıklı bir kapışmaya giriyorsunuz. Şurada fazladan olan puanınızı bu kapışmada kullanarak ben istiyorum, hayır ben istiyorum, ben istiyorum, ben istiyorum diye böyle tur tur geçerek bir şeye döndürüyorsunuz. Münakaşaya çeviriyorsunuz. En sonunda kim daha fazla puan vermek isterse o orayı alıyor. Ve eğer ki birden fazla toprakta böyle ya da birden fazla claim'de karşılıklı bir atışma söz konusuysa şöyle bir problem oluyor. Bu sefer de oraların puan şeyleri artmaya başlıyor. Yani ben mesela burayı aldım. Bir ülke daha burayı aldı. Üçüncü bir ülke daha burayı alıyor diyelim. Ve buranın 31 gösteriyor ya şu an puanı. Vallahi ayarlamadım. Denk geldi. Daha da yükseliyor. Atıyorum 40 oluyor, 45 oluyor. Yükseliyor puanı. Ne kadar çok kişi talep ediyorsa ona göre yükseliyor puanı. Durum bu. İstediğiniz her şeyi yaptıktan sonra da yapacağınız şey en üstte confirm and exit demek ve böylelikle bitiyor. Ne demek başarısız olduk? Kazandık ulan savaşı, ne anlatıyorsunuz? Savaşı kazandık, ne anlatıyorsunuz? Vay arkadaş. Neyse şimdi buradan ilerleyeceğiz. Bunu aldık, kaç gün oldu? 18 günü kalmış. Onu iptal etmek olmaz. Şuraya biraz silah ver. Bir sonraki hedefe doğru... Ne? Kim? Ha, ne? Ha? Bir sonraki hedefe doğru bir hazırlığa başlayalım biz. Hangi bir sonraki hedef? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bu adam ne yapıyor? Neden oraya çıkarma çizdi? Ama çıkamazsın piyadelerle. Ama çıkarım. Ama yaparım. Evet. Hemen dispersed alalım. Military police'i açmaya devam edeceğiz. Çünkü önümüzdeki süreçte bize çok lazım olacak. Biraz da PP gelirse fena olmaz. Yes yes no dedik. Savaş gitti demiş. Anladıysam ne olayım, YouTube'da izlerim tekrardan demiş. O kadar zor değil ya. Vallahi zor değil. Yani biri bir talepte bulunuyor, diğeri bir talepte bulunuyor. Talepler kapışıyor. Bu kadar. Annex atınca decisions'dan İtalya'nın East Africa salmak var diye görmüştüm demiş. Galiba komünist olacağız ama. Yo, öyle bir şey yapmayacağım. Komünist olmayı düşünmüyorum. Şeyi aldık. Tamam. Gel buraya şimdi. Servizio Informazioni Militare. Bunu aldığımızda direkt ajansı kurmuş oluyor. Biz de en azından onu beklemiyoruz. Hemen kursunu halletsin. Ondan sonra döner bakarız. Improved Machine Tools da ver. Paraşüt taktiği yemiyor mu? Yer muhtemelen ama uçak üretiyor muyum? Asıl soru bu. Kaynak hiç olmadığı için ülkede sağ olsun. İnanılmaz fukara bir devlet olduğumuz için. Şu anlık hani kaynağın yettikleriyle uğraşıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Olur da demir yetmez falan. Şöyle takılalım. Devam. İtalyan iş ajante. Evet. Neden fiyasko seçeneği oldu ki, savaşı kazanmadık mı? Fiyasko seçeneği olmasının sebebi güneyden itemememiz. Oradan vurdu bizi. De gerek yok. Buradan ilerleyeceğiz yine. Mayıs'ın 3'ünde mi ne aldım ya? Ondan vurdu. Yo, anekslemediğim için değil. Güneyden itemediğimiz için. Yoksa anekslemenize gerek yok. Yine her türlü şey yapıyorsunuz. Alıyorsunuz.
Hatta şöyle söyleyeyim, savaş bitmeden onu kazanabiliyorsunuz. Hem güneyden hem kuzeyden iterseniz daha savaş bitmeden otomatik olarak size solid progress'i veriyor. İlerleme kaydettiğiniz için. Eyvallah Romel Ali, teşekkürler, 13. ayın kutlu olsun. İyi seyirler. Böl şu filoyu ikiye. Sen bir eğitime kalk bakayım. Bari bir hayrına petrol verin şu ülkeye ya. Bu ne fukaralıktır. Ömrü hayatımı bu kadar fukara bir ülke görmedim. Gördüğünüz gibi %100'lerimiz var şu 3 bölgede. Onun dışında birkaç bölgede %80, bunlara da daha sonradan şey dikeceğiz. İnfra dikeceğiz. Zaten infraya da %25 bonusumuz var. Hızlıca halletmiş olacağız. Tanklar her türlü deniliyor artık, ne demek hocam? Keşke onu kombatta gösterseydim. Kombat gelince bir daha gösteririm. Her türlü deliniyor artık. Yani şey yok. Zırh değenin bir anlamı yok demeyeceğim. Anlamı var. Ama zırhlıyı delebiliyorsunuz her türlü. Şuradan bir politik advisor bekleyelim. DLC'ye nasıl erişimimiz var ve biz yarın saat kaçta erişim alacağız biliyor musunuz? Yarın kaçta alacaksınız bilmiyorum. Onu Paradox yayınlıyor çünkü saati belli olmuyor. Benim erişimim yayıncı olduğum için var. Ha yok, hayır. Ya fiyasko olduğu için şey vurdu. %15 faşizme etki vurdu. O da düzeltiriz yani. Çok büyük problem değil. Zaten buradan stabiliteler bilmem neler gelecek. Aşağıdan toplarız. Çok büyük dert yapmaz bize yani. Yugo'ya savaş açıp Roma yolunda iki ülkeyi daha alsak demiş. Roma kuracağımı kim söyledi? Ne Roma'sı? Anlatıyorsun. Ne Roma'sı? Ver Rikon'u. Daha sonra biraz tank üretiriz. İyi be, silahlar yetişiyor. Alman'dan önce Avusturya'yı yektirmiş. Şöyle bir şey. Eğer Yugoslav'a erken saldırırsanız 3 ülkeyi de alabilirsiniz. Eğer ki böyle bir risk almak istiyorsanız. Fransa biraz tuzlu olur derseniz 37'nin bir yerinde bırakıyor Fransa. Çek ve Romeni bir arada yiyebilirsiniz isterseniz. Yani burada doğuya da büyüyebilirsiniz, batıya da büyüyebilirsiniz. Size kalmış. Bence batı daha çok kaynağa ve fabrikaya sahip. O yüzden batıya büyümeyi tercih ederim. Bir tanesini seçen bir seri seçebilirim. Hoi serisi demiş. Paradox oyunu şeyine mi diyorsun? Şimdi burada Victor Emanuel'i bufflayıp %1 stabilite alabiliyorsunuz. Gerçekten çok yardım var. %10 compliance growth speed veriyor. Bu ileriki savaşlarda bayağı işinize yarar. Bunu sakın unutmayın. Biz bugün şu an Culto del Duce'den gideceğiz. Biraz Mussolini'yi bufflayalım. Onu da bir göstereyim. Yeni mekanik. Bu İsviçre'de de var. Şeyde de var. Etiyopya'da da var. Şimdi iki tarafa gidebiliyorsunuz. Birisi Grand Council of Fascism, Faşizm Konseyi. Veyahut diğer taraf Mussolini tarafı. Tamam mı? Altta da alabileceğiniz birkaç tane şey var. Onları da anlatacağım şimdi. Soldan gittiğinizde Political Advisor cost'u düşürüyor. Fena değil. Bir yerden sonra yalnız penaltılar gelmeye başlıyor. Ve artıyor penaltılarınız. Zaten bu, yanlış hatırlamıyorsam, ikinci veya üçüncü seviyeye gelirseniz darbe yapıyorlar eventle. Yani gitmemenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Mussolini'de de political power gain, stability ve war support veriyor. Sonra biraz daha artıyor. Sonra daha da artıyor ama bu sefer de deneyim kazanamıyorsunuz ki oyunda zaten doktrinler hiçbir şeye yetişmediği için no step back sağ olsun. Bunu almanızı da pek önermiyorum size. Yani tamamen gidebilirsiniz buraya ama dediğim gibi bu sefer de deneyimden bayağı bir canınız yanar. Onu da dengelemek için aslında ufak tefek bir şey yapmışlar. Daha önceden var mıydı bilmiyorum ama 0.30 army experience veriyor. Diğerlerininki arttı mı bilmiyorum. Bunlar 0.30 verenleri var. Uçakta da var 0.30. Hatta gemide de... Yok, gemideki 0.20'ymiş, pardon. CRDA falan bayağı bufflanmış. Canavara dönmüş. %15'e %15 veriyor. %25 torpido atak bonusunuz var gibi. Bayağı canavarımsı şeyler var. Bizim şimdi şey nerede? Industrial. Ben niye görmüyorum lan onu? Yaşlı gözler. Vallahi görmüyorum. Ne oldu lan herife? Marxist. Bunu ben mi görmüyorum? Financial Expert. Ha buradaymış Captain of Finance. Vallahi görmüyormuş. Aga be. Etiyopya'nın navy'sini almadık, kesin kaybedeceğiz. Etiyopya'nın navy'sini keşke alsaydım diye. Burada bu sırada Afrika'da normalde eskiden bildiğim kadarıyla ayaklanma tarzı şeyler yoktu. Şimdi var.
Onun da başlıca sebebi bu yeni gelen Afrika mantığı diyelim buna. Mantığı oldu. Bununla beraber İtalya biraz dikkat etmesi gerekiyor koloni mevzularına falan ya da odaklardan onu çözüyorsunuz. Size kalmış. DLC'yi nasıl bir gün önceden aldın? Yayıncıyım yavrum ben. Yayıncılara veriyorlar. Kaan abimi gözler katarakt. Katarakt bulanık görmüyorum oğlum. Sen nasıl bir at kafasısın ya. Bu sırada Missions from the Duce de var burada. Mussolini duruyor size bir şeyler pırtlatıyor. Şunu da yapsana, bunu da yapsana, şunu da getirin. Bu olmazsa olmaz diye çılgın çılgın şeyler isteyebiliyor sizden. Ondan da haberiniz olsun. Arada onlara bakacağız. Duce ne istiyor, Duce ne istiyor diye öyle gezeceğiz. Şunu almışken hemen başlayalım biz şuna. İtalyan gemisi istiyor. Karşında bir sivil fabrika. Ver. Ver. Direkt ver. Hiç umurumda dahi olmaz. Sürekli bir şey yok. Yani öyle de diyebiliriz. Çok doğru olmaz belki ama öyle de diyebiliriz. Hali hazırda oyunun başı için %20 bonus iyi bu sırada sivil açısından. Daha da fazla stackleyemiyorsunuz ama en azından eksiye indirebiliyorsunuz consumer good'u. Halk devlete borçlu şekilde hayatına devam ediyor. Zaten başka bir türlüsü düşünülebilir miydi bilmiyorum. Bence düşünülemez bile. Hayır, İspanya'ya şu anda volunteer göndermeyeceğim. Evet, Duce'mizi aldık. Şimdi La Battaglia per la Terra var veyahut La Battaglia del Grano var. Şimdi nedir farkları? Biri political power'dan kesintiye uğratıyor bizi. Non-combat out of supply'ı geç, gereksiz. %5 consumer good factory veriyor 730 gün boyunca. Burası %2 consumer good veriyor 730 gün boyunca. Political power veriyor ama en önemlisi, çünkü fabrika dikecek yeriniz yok ülkede. En önemlisi 6 tane building slot veriyor olması. Dolayısıyla bunu alın ve gidin. Eğer gidiyorsunuz ya %5 varken %2 mi alınır diye saydığım onca consumer good'dan sonra hala daha consumer good'u dert ediyorsanız çok ağır pintisiniz demektir. Ben bunu şimdiden söylemiş olayım. Aniden gürültülü reklam mı? Aşırt. Zavallı Fransa'nın burada canı çıkıyor. Şuna bak ya. Adam kendi sınırında duramıyor da. Biz şu birlikleri de bir halta benzetelim. Bir halta benzetelimden kasıt tek top ekleyeceğiz ve 21 bit yapacağız şu anlık. Daha sonra bakacağım durumlarına. 169 ver, light ver. Daha at çıkarmaya çalışıyorum. Niye bunun yapılabilir tesisini ben gördüm şu an burada. Kamyon, tank ne ararsan dağın tepesini çıkarmış adam. Ben burada yanlış bir şey göremiyorum. Hadi change my mind. Bu sırada çok ciddi oranda political power topluyoruz. O da enteresan bir şey. Orada buff, burada buff derken hani her yerden bir political power buff'ı geliyor ülkeye. Onu da herhalde yegane sebebi Etiyopya mevzusudur diye tahmin ediyorum. Çünkü dediğim gibi biraz daha gecikseydik Etiyopya'da bizi kaşıyacaklardı. İspanya'ya ateşe at. Hayır. Teşekkür ediyorum. Başka soru alayım. Onların zaten savaşı daha sürer. Yani böyle çok acayip bir şey olmadıkça sürüyor en azından. Buradan devam ediyoruz gençler. Political power gain monthly population veriyor. 730 gün boyunca biraz da PP verecek ihtiyacımız olan. Daha sonra aşağıya doğru ineceğiz ve başlayacağız şeye gitmeye. Endüstri kısmına gitmeye. DLC'den önce ülkede Silent Workhorse yoktu. İntikam alıyoruz herhalde demiş. Müziğin adı. Drumban. Endüstriyi daha önce almak istiyorsunuz biliyorum ama. Bazı şeyler beklemiyorum maalesef. Daha 3 yap şunu. Yayın ne zamana biter ve İspanya'ya ateş atmayacak mısın? Hayır, İspanya'ya ateş atmayacağım. Yayın ne zaman biter Allah kerim. İspanya'da Air Experience'da kaskalı, evet. Şimdi İspanya'dan Air Experience kasalım dediğiniz noktada İspanya'da yiyeceğiniz penaltıları ve uçak üretmediğimiz gerçeğini düşünmeniz lazım şu anda. Onlar birer şaka değil.
üçlü uçak üretiyorum. O da kas sadece, fighter da değil. Rubber yok zaten ülkede. O yüzden gerek yok. Ne o, Çin Savaşı'ndan da kasmayacağım. Çok güzel gıcık soru kombosu yapmıştım. Aga be. Şunu ver, bunu ver. Güzel, endüstride başarılı şey geçirmişiz. 365 gün boyunca inşaat hızı veriyor. %5 daha geldi. Oldu mu size %25 inşaat bonusu? %25. Yanlış duymadınız. Şimdi buradan daha fazla alacağımız bir şey yok. En azından şimdilik. Belki faşist demagog alabiliriz. Faşizmi arttırmak için. Şunlara geçsek iyi olur. Experience kasmak açısından. Daha sonra faşizmi bir şekilde destekleriz zaten. Anti-democratic raid. Çak. Pisa Kulesi. Ha, ondan bahsedecektik. Doğru, bak eğitim deyince aklıma geldi. Buralarda alabileceğiniz şeyler var. Bu çubuğu sağa sola kaydırmak da işinize yarıyor büyük oranda. Şurada bir İspanya'ya silah atma var ve aşağıda çok çok ufak bonuslar var. Bunlara ihtiyaç duyar mısınız bilmiyorum. 2 stability, 1 research speed veriyor mesela, ya da output veriyor %2. 50 pp'ye şu an ben en azından 50 pp'ye değeceğini düşünmüyorum bunların. Al Silent millet PP'ye göre. Ulan 1.97 ile geliyor. Bu ne açlık? Bu ne açlık? Zaten geliyor. Ne yapacağız? 5 ile falan mı gelecek? Daha da çok. Daha da çok istiyorum bunu. Gemilerde ne gibi değişiklikler var abi? Tarihte kullanılan gemi varyantlarının artık iş yapacağını, donanmanın life cruiser veya submarine spammerkten ibaret olmayacağını diyorlardı. İkisine de katılmıyorum ama. Ya spottingler değiştirildi. Matematiksel anlamda değişti. Targeting değişti. Yine matematiksel anlamda bir değişiklikten söz ediyorum burada. Buna ek olarak... Bir dakika. Burada askeriye güzel bonuslar var. Buradan gitmemiz olası ama. Önce iki fabrika da alabilirim. Şuraya da gidebiliriz. 140 gün daha bekleyip öyle savaş açalım. Gemilerde bir de fake cruiser engellendi. Hani bunlar en önemlileri şu an için. Bilmen gereken. Uçak parçaları geldi, evet. Uçak dizaynı geldi. HMM falan oynuyorum. 3-4 aydır adamlar eklememiş. PP'sizlik bende bir yara olmuştu demiş. HMM ne ya? Çubuğu sağa sola kaydırmak. Aynen öyle ta. Ben doğru dedim. 5 PP almadım oyuna. Zaten hiç merak etmeyin. PP'yi harcayacak bolca yeriniz var. Yani kesinlikle kıvırıp götünüzü sokmanız istenmemiş. Onun için işte gerekli ayrı şeyler yapılmış. Kullanım alanları diyelim. Yapılmış. Buyurun demişler. Hani bunu da kullanın. Yetmezse buradan da kullanın. Hemen ondan biraz bahsedeyim hatta. Subaylarda madalya almaya hak kazanmış biri varsa. Buradan göstereyim diyeceğim ama yok gibi. Ah, biri bak, bir tanesi almış citation. Buradan detaya tıklayıp ne yaptığını görebiliyorsunuz mesela. Addis Ababa, yani Etiyopya'nın başkentini alma şeyinde görevliymiş bu adam. Buradan kazanmış. Grand citation dediğinizde burada PP karşılığı madalya verebiliyorsunuz. Bir tanesi işte daha fazla malzeme ile geçirmesini sağlarken 7.5 recovery veriyor. Bir tanesi %5 EP verirken %5 breakthrough veriyor. Tankta bunları aldığımızı düşünmek dahi istemiyorum ama supply consumption %10 indirirken defansı %5 kırıyor veyahut %5 atak veriyor. Tabii ki atak alacağım. Manyak mıyız yani? Böyle. Subayları pörjleyelim Stalin gibi de. O tümenin başındaki subaya veriyorsun. Evet. Hangi tümenin başındaysa onu etkiliyor. Ya Taha, bu kadar yıkık olma. Allah aşkına bu kadar yıkık olma. Sen V2... Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Sinirlerim bozuldu Taha. Git buradan çabuk. Adam ama maid kostümüyle el açmış diyor ya. Bu ne yıkıklık birader. Seni şöyle bir kaydıralım mı? Kampanya. Lombardiya. Evet, kampanya, evet. Ben de geldim.
DLC yayıncılar için erişime açık. Yarın geliyor DLC. Cheerleader Ghost. Abi bu kadar fazla şey bilmek... Neyse bilmek demeyeyim buna da. Bu kadar şeyli olmanız. Huy 4 soru işareti. 20. ayın kutlu olsun. Zayt teşekkür ediyorum yavrum aboneyi için. Huy 4'ü ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Dolayısıyla Huy 4 oynuyorum. Burada da mechanical computing yapıp basic fire control sistema geçirebiliriz belki filoyu. Çünkü malumunuz hem Fransa'da hem de şeyde kol gibi bir filo var. İngiliz'de. Ya da şimdilik böyle devam etsin. Silahı açtık mı? Açmak üzere. Devam. DLC'yi sevip sevmediğim hakkında bir yorum yapamıyorum. Yasak çünkü şu anda yorumlarımız. Ama yarın bir inceleme videosu saat 7'de YouTube'a düşecek ve 10 dakikalık olacak. Ve bence bayağı güleceksiniz izlerken. Ben öyle ayarladım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Birazdan şeye geçeceğiz. Political Advisor için bekletelim. Bu DLC adı ne? By Blood Alone. War Industrialist. Gel buraya. Müzik gelecek mi DLC'ye? Eğer erken şey yaptıysanız, sipariş verdiyseniz müziği alabiliyorsunuz. Zotterizosort mu yoksa demiş. Ne o? İtalya filosu Akdeniz tutmak için iyi yapmışlar mı? Vallahi filo size bağlı arkadaşlar. Karşıya bağlı değil pek ama. Filoyla ne yaptınız size bağlı tamamen. Bakalım. Tamam. Askeri fabrikaların geldi. İyi oldu. Şimdilik bunlar hayatımızı kurtarır. Şu güzel bir alet Radio Navigation. Neden? Uçaklardaki Night Penalty'yi %10 düşürüyor çünkü. Hani gece penaltısı zaten var. Bir de Advisor'la falan düşürdünüz mü? Yanlış hatırlamıyorsam %50 falan penaltısı gecenin. Onu biraz rahatlatıyor. Bombardıman üzerine çok büyük bufflar var. Bu yüzden bu hafta birden fazla şey koydum. Bütün ülkeleri yapmayacağız belki ama kesinlikle bir şeye bakacağım. Amerika'ya falan bir bakacağım. Hani bombaladığınızda ne oluyor onu merak ediyorum. Buna ek olarak trenlere hava saldırısına karşı savunma eklendi bu sırada. Şu zırhlı trenlere eklendi pardon. Ve neden bilmiyorum İtalya'nın trenlere inanılmaz bir bonusu var. Kah oradan kah buradan. Gerçekten bilmiyorum neden var. Ama var. Kes only devam o zaman demiş. Kes only devam edersen muhtemelen hepsi çakılır ama... Demiyorum. Reaksiyon 1907 teşekkür ediyorum 6. ayın kutlu olsun. İtalya'da neofaşistlerin seçimi kazandığı gün İtalya odaklı DLC yayını izlemek çok güzel demiş. Neofaşist mi? Çok ayıp. Adamlara niye faşist diyorsun? %18, %13. Bizim bir faşizmimiz vardı şurada bufflamamız gibi. Bak denk geldi ben demiyorum. Bir faşizm bufflamamız gerekiyor memlekete çünkü faşizm ciddi oranda az. Ben demiyorum. Ya da Institute Press Censorship yapacağız 150'ye. Bu da fena olmazdı. 0-1 kırması yeterli olmayabilir. Ya da olurmuş. Bizim Duce de veriyor. Şuradan 70 gün. Ya da boş ver ya. Çok bekledik. 38'e geliyor. Normalde 38'de bunu yapardım da neyse. Haydi bakalım hazırlanın. Filoyu da hazırlayalım. Nerede bu filo? Filo Zort diye bağırıyor zaten şu an. Ne diyor belirsiz bir filo. Şunları birleştir tamamen. Sonra denizaltıları falan ayıracağız içinden. Ufak bir tavsiye daha vereyim filo ile alakalı olarak. Daha tren mi çıkarayım? Roma hangi Fox'tan kuruluyor? Aşağı tarafta. Niye dondu lan oyun? Eğer ki şey alacaksanız, amiral alacaksanız en yükseği bu. Aa hemen alayım diye bunu alırsanız bence çok büyük hata yaparsınız. Şu dayı 2 seviye 3 vuruyor ve en önemlisi Capital Ship Armor ve saldırı bonusu var. Bu almak isteyeceğiniz en önemli şeylerden biri olabilir filoda. Dolayısıyla bence bu dayıyı alın. Büyük geminiz az sayılır ama olsun. Çuf çuf vurur bir şeyler yapar. Şimdi All Submarines. Bizi bir ayıralım. Submarine içinde özel bir komutan görmüyorum. Şu dayıyı ver geç. Abunman mı? Wow bana böyle şeyler söylüyor mu? Ben kalbim var çok hızlı şey yapıyorum. Heyecanlanıyorum.
Şu infracı dayıyı alalım. Faşist demagoga sallayalım. Hızlıca faşizmi kasalım memlekette. Trenlerle Fransız ezelim. Çağbella güzel ya. Niye? Son tip bükücü. Abunman diyerek abone olmuş. 7. ayın kutlu olsun yavrum. Teşekkür ediyorum sana. Bazı gemileri filoya almadım. Niye gelmediniz lan siz? Ve niye burada hala denizaltı var Allah aşkına? Biz niye kurtulamıyoruz şu denizaltılardan? Tamam. Seni şuradan atıp buraya ekledik. Burada da destroyer sayısını bir nebze azaltsak fena olmaz. Çok fazla destroyer var bu filoda. ...55 falan yeterli olur muhtemelen ya. Seni de buradan ayıralım. Seni de kime vereyim? Screening efficiency veren vardı galiba. Spotter var. Spotter ver. Çağbelli antifaşo değil mi demiş. So. Ben burada hala problem olan şeyi göremiyorum. Bunu almamızla beraber şimdi Fransa'ya doğru yolumuz açık. Holy Hurricane teşekkürler. Estel aboneliğin hayırlı olsun. Buradan bonus alabiliriz orduya. 70 gün. 70 günde Fransa'yı düşürürüm gibime geliyor ama. Düşüremezsek evet. Etkili olur da. Buraya da gitmemiz gerekecek çünkü ama. Burada faşizme doğru gidiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Alalım. Biraz kaydırırız şeyi. Geldi değil mi bizim şey Fransa? Evet. Uçaklar. Getirin şu fukara uçakları buraya.